Gebelik döneminde yapılması gereken aşılardan bahsetmek gerekirse aslında temelde bunu ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi rutin olarak gebelikleri sırasında önerdiğimiz aşılar. Bir diğeri de özellikle seyahat edecek, riskli bölgelere seyahat edecek gebelere yapılacak olan aşılamalardır. Rutin olarak gebelere önerdiğimiz temelde iki tane aşı vardır. Bunlardan bir tanesi tetanoz aşısı, bir diğeri grip aşısıdır. Tetanoz aşısını yaparken bunun bir takım tipleri vardır. Aslında tetanoz, boğmaca, difteri şeklinde yapılan bir aşı şekli var. Bu aynı zamanda yeni doğan döneminde bebeğe de faydalı olmaktadır. Bu aşının gebelikte en az bir kere yapılmasını aslında önermekteyiz. Diğer aşı ise grip aşısıdır. Grip aşısı da gebelik aslında gribin ağır geçirilmesi açısından, zatürreye dönmesi açısından oldukça riskli bir dönem olduğu için gebelik döneminde aşılamanın önemi bir miktar daha fazladır. Onun için gebelerimize grip aşısını önermekteyiz. Ayrıca riskli bölgelere seyahat edecek olan bazı gebeler olabilmekte, özellikle bazı endemik hastalıklar açısından. Bu tür hastalıkların olduğu, yaygın olduğu bölgelere seyahat edecek olan gebelerimiz için seyahatlerinden önce mutlaka hekimlerine gidip gereken aşılar ve bunların gebelik döneminde uygun olup olmadığı hakkında bilgi almalarını öneririm.